ada yang ini kau kamu ini. Mana ini? Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize hayırlı günler, hayırlı sabahlar diliyoruz ve yeni bir videomuza daha başlıyoruz. Evet arkadaşlar, evin önüne gelen sarımsaklar artık işlenmeye başlıyor yavaş yavaş. Günden güne yapabildiğimiz kadar. İşte burada sapları simsiyah oldu aslında yağmurdan. Bu seneki sapları da kısa. Salim bıdığı baksa. Gel, gel. Bıdık ayaklandı arkadaşlar. O yel tipi iğnesi vura vura bu ayaklandı artık. Kuzumuz böyle basmıyorsa yerde şey yapıyorsa yürüyemiyorsa ona yel tipi iğnesi vurun. Tabi veterinerinizle danışın. Bak 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 hele. Kanı doydu kara göz. Yatır bu sen yine şey etmiyor ki yatır bir şey kiren. Gevşe niye bassa? Yatır da zarar ediyor ya. Etmiyor da yine iyi diyor. Tahtakları bulaysan ikisi de uçuyor orada. Etmeyin bana bak bana. Onları bakın da bir satır kapçıya. Nereye satıyor? Kapçıya. Yok o. Aynısından 4 tane oldu şimdi. El, el. Kavga etmeyin bak ayırma sonra. Bugün hacan ne geliyor arkadaşlar. Şuraya görgü yottuk ağacın dibine. Bak. Bir tane ağaç ne kadar işe yarıyor. Sıcaktan durulmuyor bir şey insan. Gel. Geçen akşam üstü de arkadaşlar çift sürmeye gittik komşumuzla. Ben de artık alıştım çift sürmeye. Derken cebimde telefonum çatladı arka şey ön camı. Neyse biraz da tabii cebimde şey yapmış. Dikkat etmemişim. Traktörde o ya bu ya şeydeki. Ekran kırılmış. Arıya millet hiçbir şey görünmüyor. Simsiyah ekran. Artık dün apar topar kastamonuya gittim. Orada yaptırdım ekranı da şey yapmıyor. Sadece telefonu nereye attım ben? Aşağıda okudum. Eskisi kadar biraz şey yapmıyor yani. En azından arayanları görebiliyoruz. O kadar kişi aramış. Hiçbirisine cevap veremedim. Ne WhatsApp açabildim ne Instagram'ı hiçbir şeyi. Gel anne. Anam şimdi. Basa Salih'le duruyor la. Allah Allah. Anamın sesini duyunca Mehdi bağırıyor ya. Bıdık. Şuradan püskütü ne? Salih tabi arkadaşlar her zaman olduğu gibi püskütü kuafreti. Avantide daha yeni yaptık. Kırmızı şapkanın hayvanlara su verip sabah sabah neyle içiyle. Çok sıcak. Dün 4 kere benim 4. Ya şehirde hiç durulmuyor arkadaşlar dün. Hastamonuya gittim 2-3 saat kadar bir şey. Ooo. Hadi size kolay gelsin. Asfalttaki sıcak yüzüme vuruyor. Görgüle yine eskiye. Kırmızı şapka mutlu. Kavuştu Ferit'le. Hayırlı sabahlar. Minik kuzu sana da hayırlı sabahlar. Niye? Bizi ne? Bıdık. Bizi ne andırıyor bak sağa kara koy. Gevşenim. Hatıral gelmeyin. Herkesin kanı var. Böyle bizim sarımsak bu seni. Ne edelim ona? Yeter ya. İyi var gideriz pazara. Yapacak bir şey yok. Ne edelim? Olduğu kadar, bilmiyorum evet. Galiba ne ediriz, nasıl olur? Satarız, ne edelim ya? Abi. Salih görmem, bizden uyanık çıktı yavrum benim. Neyi? Adam hemen okuttu sarımsakları. Bilgi kapçı adam kap- ne? Kapçı kapma. Kapçı kapçıya. O şey işte, kapçı kapçı. Kapçı kapçı dediğimiz abi de tarım mühendisiymiş adam. Emekli. Yemekli yani, evet. Öyle ufak tefek bir şey değil yani maşallah. Ziraattan. Ziraattan. Bak kaç tane meyve götürdüm. Bak bizim bahçedeki meyveleri annem oradan almışmış arkadaşlar. Hepsi de tutmuş. Siz dedi bu sarımsak güneşte fazla durdu. Yetti yetti yani. Güneşte çok. Güneşte durdumasan iyi de. Baksa bir kere oramlığın içinin hepsi bozuldu şimdi bu güneşte kurumasaydı. Ha, hangi sarımsak neyi? Tabi bak bak ramuktan götüreceksin şimdi neyle sağlam duruyorlar. Sağlam duruyor. Bunu... Güneş yakmış diye. Bilmiyorum, aynen çok sıcak. Sarımsak şey etmiş. Yağmur şey etmiş biraz olmuş da. Yattı baksa yanınıza. Niye bugün Allah. Bugün günümüzün etiketi küçük kuzu bıdık. Sarımsağını bıraktık.
ne yapalım? Bu da gevşe niye? Bizim işte hayatımız böyle. Değil mi? Bıdık. Bizim çayımız. Dün akşam da arkadaşlar Sinop Gerze'den misafirlerimiz vardı. Tekstilden eski ustalarımızdan. Onlar da buradan geçerken bizlere uğradılar. Birer çayımızı içip sonra yolculuklarına devam ettiler İstanbul'a. İstanbul Umraniye demişler. Tabii canım. Abla zaten devamlı takipçimizmiş arkadaşlar. Onunla buraya kadar geldiler yani biliyorlar. Herkesten Allah razı olsun. Uzaktan yakından. Tabii herkes sevdiği yere gelir arkadaşlar. Benim telefonum yok bugün. Ya dün ben apar topar gittim. Gece çift sürüyoruz diye. Telefonum baktım ekranı simsiyah. Kimse kalmamış. Çalıyor ama telefon açamıyorsun. Şöyle koyayım da arkadaşlar. Bir yandan horuz sesleri. Arayanlara da hiç dönüp ben de hiç cevap veremedim. Evet annelerimiz hep arıyor arkadaşlar. Annemin telefonunu dün ben de attım. Herkesten bin kere Allah razı olsun. Arayandan, sorandan. Ben bu Şahin Dar Hoca mı? Ona da geçmiş olsun. Epey hastalığı atlattı o da. Şükürler olsun. Böyle geldim mi gelemedim. Fıdık sen niye yerin yatmadığında buraya geldin? Kızım. Fıdık diyorum bak sen yerin yatmadığında buraya gelmiş. Ne olmuş? 2-3 gün sonra 2-3 insan günlük şey yapacaksın da. Hani. Yapalım da şimdi 2-3 kişi yapalım da zaten böyle olmaz ya. Tamam ki. Sakin yumuşak oraya yumuşamış görüyor musun? Heyecanlanma tabii ya. Ben böyle olmaz yani buyurun. Üstüne de şey örttük. Neydi onun adı? Kilim gibi. Şöyle sarıları baktım. Dişleri taş gibi hani. Hani az mı yağmur yağdı bu sene hani? Yani bakır gibi. Az mı yağmur yağdı? Bak şimdi kurak gidiyor yavaş. Niye la altı? Niye diyorsun? O yağmurları bu ez arıyoruz. Hani ya? Hadi. O meteorolojideki Osman abi dedi bana. Fatih dedi. 2-3 gün sonra yağmurları ararsınız. Abesin dedi. İşte bunun yüzünden yağsın her türlü de bu. Bunu bari yüzünden. Tarladan kaçıramasak çürüyecek bu kez de. Çürüyecek. Hırpayı kurtardık işte. Öyle oldu. Nereden aldın bunu? Biraz Ramos'tan aldım onu. Demlenmiş. Evet. Yumuşayacak saplar arkadaşlar. Eğer sapları az çok yumuşamasa çatır çatır kopar bu kez de. Çürür de koyu koy. Öyle valla. Ortasından mı aldın? Üst tarafından. Biraz daha götüreyim. Yığma Fatih. Yığma diye gayet ha. Gayet ha la buraya güneş yiyor diye. Biz yapana kadar güneş geliyor. Yer değişimi şuraya evin gölgesi ne? Biten mi? Gel götürme. Sen daha götürüyorsun sen de götürüyorsun ya. Güzeli sus. Sen de götürüyorsun. Keyfinden geçilmeye bakıyorsun da rahatın iyi. Yok yani götürme diyorsun yani. Civcileri kaptım. Kaptı lan ne gibi. Civcile gezdi zaman. Daha biz dişimize bir şey değmedi. Adam bizim dişimizin kongruna değmeden civcileri kaptı. Ha sattık ama bilmiyorum sen de. Civcilerin parasını ödeyeceğiz Salih biliyor musun haberin var mı? Ha. Senin sana parasını geri ödeyeceğiz. Ödeyelim. İyi tane civcile kimin? Benim değil Salih. Olsun. O hadi o işini de yapma. Tamam. Şu küçükleri ben hayret ediyorum. Ne öyle? Ne? Taş gibi bununla duruyor da bununla bir şey olmamış ya, da. Ya şimdi kararmış. En sağlam duran sarımsak ufak sarımsaktı. Sapa sağlam. Esas sarımsak, sarımsak yetiştiren de söyledi bana. En küçüğü dedi de o büyük sarımsakların bazen solarmış. Bununla yani hiç bunlara yağmur dokunmamış. Allah Allah. Baksana cimcimeli. Böyle sığıyoruz bunlar arkadaşlar. Sizler de biliyorsunuz işte. Artık alıştınız. Valla geleni veriyor, gönderiyor. Kütahya'ya gitti. Sinop'tan İstanbul'a. Nereye daha başka? Samsun'a. 3-5 yere gitti. He, gelenler işte. Ben gönderemiyorum öyle. Sarımsak kooperatifi gönderiyor Daşköprü'den. Oradan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Önceki yani senelerde o gönderiyorduk da şimdi ben onun kargosu, kutusu, her çok şey. Çok gönderdik. Tabii çok ya onu. Her şey maliyeti arttı.
Yok ya, işi çok hadi. İnsanlara da yazık. İnsanlara da yazık. Üzülüyorum ya, 3 senedir gönderdim hani. Gönderdim, insanlara da yazık yani şimdi. Hani gönderdim de işi yok ayrı. Argo parasını mı ödesin adam, sarımsak mı alsın, bana mı para yollasın? İşi çok ana işi değil zaten. Ama kooperatif onunla indirimli şey alıyorlar. Anlaşma yapıyorlar. Büyük firma olduğu için şey... Kaymakamlı. Ya eskiden yolla... Sarımsak Allah'ın seversen. Gelen yiye değil mi? Şey mi babu, dışından altı mı çıkıyor? Yok. Ya eskiden yollarız da şimdi olmuyor. Yuvan de şimdi. Dediğin gibi. Ne dedim? Bir daha yine de soğan ekelim. Soğan da 5-6 kilo alsan böyle sarımsak. Polatlı'ya Aziz abinin yanına yollayın ben seni soğan hasadını. Yok be. Ben gitmem diye. O da çok güzel olur soğanla ya. Ben çok severim soğan. Onun da küçüğünü böyle içine katsan buldum bunu. Sarımsak gibi oluyor içinde. Oluyor. 5-6 kilo bir ufak soğan al içine at sarımsakla karıştı o da oluyor bunlar. Ben şey kaçmıştım sana, kaçmıştım. Çay demledim. İçine çay attın mı çaydan? Hı. İyi. Nasıl abi, bir de tarladaki bağ açıyoruz buraya gelince. Esas bu iş işte şimdi önemli. Bir kere gündelikçi göttüm ben. Ufağın ortasını bir araya koymuşlar. Pazara vardım. Adam dedi, bu dedi düzgün ayrılmamış dedi. Bu normal kere. Ya bunu ayırmak da önemli. Baksana anam güçlü şimdi o. Ya almaz adam, onu almıyor işte adam. Temelime gelmiyor. Bıdık sen niye yatıyorsun burada? Bizi andırıyor bassa. Kendi halinde kanundur. Kimseye diye. Zararı yok. Yok. Evet, evet. Değil mi? Ya Allah her şeye kadir. El kadar bir şeydi bak. Her şeye hakim. Şöyle kalkamıyordu. Yani kutu kolu verecek. Şöyle tekten. Kafandan davranıyordu. İç olunca yaramazlık ederli bırak sus. Kutlu koyunu koyunlardan kaçayım basa bizim koyunlara yanına gitmeyin. Kakıya koyunu. Tek başına alıştı ya bu yaşama. Allah Allah. Ya kakıya la koyunu. Koyunu ya yanına kimiyor. Korkuyor onlardan. Kakıya koyunu. Şöyle hele. Bir küçüğünü küçüğünü bağla. Ana ben şuraya sırayı vereyim. Nereye? Oraya. Bağla sen sığmıyorsun bağlayamıyorsun. Bağla değil mi? Asal. Sığıyorsun bir kişi bağlar bunu. Gerisi sığar yavrum sen de sığamışsın bak oraya. Dur çayı demleyelim. Kırmızı şapka. Ne? Geçen sene olduğu gibi bu sene de başladık işte arkadaşlar. Bunun başına oturunca işte bir insan çayını yemeyen ya. Temizliğimi yapsın yeter. Yine öyle taş atıyorsun o yandan bu ya. Çok. Ha. Öyle Fatih bunun başına oturunca ne edecek? Evet. Ne diyor yani öyle. Çayın gelecek, yemeğin ayağına gelecek. Çaydanlık fakur diye. Soktan oturup yiyecek. Anoo, semaver coştu. Kapağını... Semaver epey kahrımızı çekti mi? İstiyorsunuz çünkü niye? Kapağını örteceksin, iz çıkmayacak. Anam. Bu şey çay mı koydun? Hı hı. Demli. Neydi onun adı ya? Islandı o şey. Sen bırak çayı. Sert çıkıyor ya o çay ya. He? Akşam neyleydi koyun için? Akşam 30 kişi vardı koyun içinde. Rıfat, ne? Ufuk. Hepsi. Arkadaşları gelmiş. Kastamonu'da. Onunla Akkayalı. Öyle mi? Salih'in kavaksız da Akkayalı. Belli yani Akkayalı olmuşlar belli de. Öyle. Ne sen bilik. Uyudun baktın mı Salih? Ne bilik için? Ne gittik yanlarına? Öyle. Tabii. Bak. Sonra gideceksin sonra öğleden sonra. Hacan ne olsa bu çayı severdi şimdi. Hacan da bugün kıra gitti. He? Melat Gül'le kıra gitti. Aleyhi. Semavar köpürüyor. Neyse kendi kendine kaynasın. Bakın arkadaşlar. Salih'in taktaklar da burada yanında duruyorlar. Öteki ikisi küçük, bunlara uymuyor. Hele yatın orada. Civcile de büyük kümeste. İnekle de sesimizi duyunca bağırıyorlar. Sabahleyin çıkarttırıldı, geldiler. Bak. Geleceksin kızım. Dün bakamadım. İşte telefon kırılınca yaptırmaya gittim arkadaşlar. Akşam geldim, hayvanlar nasıl bağırıyorlar beni görünecek. Hayvana bir şey çıkmak istiyor. Yani. Dört sefer su vereyim, sıcakta. Çok hani... sıcak dün. Geleceksin kızım. Soluklarını bir kere daha içerle kendileri.
Buçuk Bıza'nın adına en çok dinlenen şarkıyı okudum arkadaşlar. Bütün her yerde Ali Cappar çalıyor. Onun adına Ali Cappar okuduk. Niye o? Nereden buldun hocam? Ne diyorsun sen? Çok yaramazdık diye. Ha yok ola. Ali Cappar. Değil mi lan seni bir dakikada. Anasını emerken arkadaşlar. Bir de bak köyü dolayı geldi. Ben onu bir kere köyü dolayı gelerek çekeceğim. Dinemiyor Fatih. Dinemiyor ya. De biz de kıyamıyoruz. İlkin bağlamıyoruz. Anasını emziriyoruz. Dinemiyor öyle. Yelkada bir şey dolduğunda. İlk defa öyle küçük bir bızağımız oldu. Ama çok yaramaz. Öyle. Bıdığınla, onlarınla işte öyle zaman geçirip gidiyorsun. Gün iki et abi. Öyle. Bakmıyorsun, yak. Hiç dumana gelemez Salih. Hoca yak lan şunu. Tamam. Yak gelmez. Allah'ım her gün ne hamd edeceğim. Başka yapacak bir şey yok. Öyle valla. Bir yanı kuraklık, bir yanı ateş. Çok sıkıntı ya. Çok. Bir yanı savaş. Daha hala dünya kuraklığı gidiyor diyele. Daha da savaş ediyele. Durdum yala savaşı da. İnsanoğlu eliyle dünyayı yok ediyor. Başka bir şey etmiyor. Hiç dayanamıyorsun yani. Bilmiyorum. Ateşleri bile bile yapmazlar mı? Ormanla şöyle. Sıcaktan mı oluyor? Ya sıcak ama ne oluyor? Çok aşırı derece. Bile bile yapan zaten. Aşırı derecede sıcak var. Ömür boyu cennet yüzü görmeyecek ki. İklimler değişti diye arkadaşlar. Gerçekten de öyle iklimle değişti yani. Şu sarımsağı biraz daha durdursak tarlada kavuruyor sıcaktan. Yine de bayağı durdu. 15 gün durdu. Öyle 15 gün durmasa o ramun altında sağlam durmazdı içinde işte. Hepsi kokardı. Bunun arkadaşlar veya özden gece bu içinde. Bak şöyle göstereyim. Eğer sarımsağı tarlada şurada şurada özü var. Bu özünü eğer kurutmazsan şunu bu sarımsağı üst üste yığdığı zaman hepsi çürür. Dur net misafir. Net mi kızım? Salih burada kızım. Misafir de geldi. Hele hele hele. Yat yanına yat. Yat yaşıyor. Ha. Geçişten hadi. Hadi, hadi misafir. Hadi. Hoşçakalın. Kızım. Etme kızım, etme. Gel. Yetme kızım. Hadi yatın. İyi tamam bir şey. Tamam kızım, tamam konuştun işte. Hadi gayrı. Tamam. Yat görgüye yat kızım yat. Tamam görgüye yat. Takipçiler göremesin soruyorlar arkadaşlar. Bak hadi hadi tamam. Tamam kızım. Yat var. Yani dil olup da konuşacak da ne diye. Ne der bilmiyoruz ki anne. Anam o da geldi yattı. Yat kızım yat. Hayvancı hayvan sahibini biliyor arkadaşlar. Nereye zaten yapıldı? En çok sadık hayvan atınan köpek. At da öyleymiş. Yayıncağım. Hadi görgüler de yer şuralarda. Kedinin adı kavun. Köpeğin adı koş. Kuzunun adı bıdık. Ne edelim Fatih? Siz hayvanlarla olmuşuz. Öyle bu ev öyle hayvan üstüne. Gel bıdık nereye gidiyorsun? Gitsin abi. O şimdi göbe gibi bak, bak bak yayılacak bak. Tamam göbe gibi. Şey geldi ya o var. Hı? Ondan mı konuştu acaba? Kime ya? Köpek birleşti ya. Misafirin yanına gitti lan. Gidiyor la. Ateş kaydı. Ya? Evlerim onunla alıştı. Yere gitmiyor, kendi halinde öyle yayılıyor. Geçen kaybettik arkadaşlar, anam bulana kadar. Kaç saat aramış anam? Bir yerde yatmış. He, kanım doyulmuşsa yatırmış. Hani ölüp de atmak başka, canlı bir şekilde aramak onun da şeyi daha bu başka. Bunu çapraya basar sabah sabah. Ateş püskürüyor yine. Şunlar şey edeyim. Kopukları ayırıyoruz kopukları daha.
Karşı satarsın kopu, ben de satayım. He? Karşı satarsın, ben de satayım kopu. Bizim değil kopu, o sana verip biz onları. Ya ben bitki verim bu. Hele. Yine ya çıkar sağladan. He? Patatesler çıkamaya yine yine çıkar. Abi. Patatesler işte şey girdi, Ağustos girdi. Ellemedi mi? Sağla toprağı şimdi ellenmiyor. Yani onun da bir zamanı var, çıkınca gidip süreceğiz. Süreceğiz. Büyüklerimiz eskilerden bilmişler de demek ki öyle değil. Ne yani? Sayılı gün. Aa. Üçünde beşinde Kıdır Adayı yazmış ya şeyi, Boğaz'daki evi. Çürüden. Çürüden ayı. Ağustos'un üçüğünden beşiymiş. Bostanlıyı sulaman arkadaşlar. Üçüğünden beş arası çürüden ayı diyeler. Eski atalarımız. Evet. Şimdi döken dev düşer dibine. Böyle iki düşer hemen çürür. Ha. Ben unutmuşum sana. Aşure malzemesi herkes yaptı bitiye gayrı. Azaldı. Tabii. Hadi yat kızım yat. Gelme gelme. Gelme hadi. Hadi. Tabii. Tabii. Hadi. Ne istiyorsun? Al anasını. Ne istiyorsun? Al şu kaç şuraya git. Şuraya git. Şuraya git. Hocam bak. Kaç hadi. Gelin. Hadi kızım. Hadi. Alacağım. Hadi. 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 Git şuraya. Yat şuraya yat. Yat. Hoş. Tamam misafir. Yat kızım. Tamam yat. Ver şu köpeğe bir şey de. Ver köpeğe aldı gitti. Varalım mı? Tamam misafir. Varalım mı? Tamam anam şımarma ya. Özlemiş gibi sanki. Hay ya. Tamam kızım kaç hadi. Kaç günden görmedim kızım. Hadi. Sinop'ta ben çalışırken böyle ev köpekleri vardı. Yanlarında yatıyordu ha. Kahvede sandalyede oturuyor yanımda. Şöyle evde duruyor. Akıl sade. Hadi bizim bunda gezer, bu da gezer. Hadi kızım tamam. Koş. Doğacağım bak şimdi misafir git. Hadi. Gel. Ayıp oluyor yani. Gel 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 gel. Hadi, 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 benim Sinop'ta çalıştığım zaman böyle ev köpekleri vardı. Kahvede çay içiyle yanımda oturuyor ya, çay bahçesinde. Yat yerine misafir. Ha, biz burada iş görüyoruz, yerinde yat orada. Küçük kızıyor basa gitmiş yayılıyordu. Dumanla yatıyor. O kafasına göre yayılı Fatih. Valla. Kanı doyunca geliyor. Bunun ben bataryasını değiştireyim onu. Şey etti. Sana da günaydın Horus. O da bağırıyor bize. Beni de unutma diye. Arkadaşlar Salih'in beyaz horus demden katıverdi beni önüne. Tam görüyordum. Yatacağız lan. O bayramda Tokat'a gideceğiz deme tam kurban bayramda. Senin kapçı gelmedi. Yok buna vereceğiz. Kime? Neymiş? Ha. Çok aldığımız var ya. Salih'in kaç tane kapçısı var ya? Vereceğiz ya satıyorum ben. Komiyeli ya çok büyük komiyeli. Gelince vereceğiz onları. Hadi bak. Arkadaşlar Salih'in civcile şinikten kavga etmeye başlamış. Salih onunla. Hayır almıyor. Horuzları. Civciye almıyor bari ya. Keşke hepsini alaydık yani oraya. Hangi? Öteki kutuyu da alaydık. Öteki kutuyu da 1,5 milyar daha vereceğim oraya. Bir kutu daha. Yala kızım. Kaç şey de alıp ya. 20 daha alaydık o kutudakini hepsini. Ficağını getirdim onu ben diyor değil mi? Hepsini oraya yazıyor. Koyunları güdük ya da onları güder. Ya 20 şey getmeyeyim hani. Alabilsen alırız yine. Gelmek de satarlar yok mu? Kantarı satar. Hayır almıyor. Yok yeter sana gelmek. Bunlar şey canlı bunlar. Ha. O gelmekten aldı hepsi öldüler. Ya onun ufakı onun şey. Böyle olacak Salih böyle ayaklı olacak civciv. En azından civciv böyle ayaklı olacak aldığın şey. Ha. Böyle çok küçük şey yaşamıyor. Öldüler mi öldün eskiye? Yaşamıyor biz yaşatamıyoruz onları. Çok bakım istiyor. Ya bu tür civciv bakmayın hadi onu öyle ye zaten. Evet. Onu zaten belliymiş öyle demek yani demek. Alma bir daha yok ya karanma. Tavukçuda özlemişti seni pazarda. Özledir ne hadi koruyorum. Niye diyordun abi? Tavuğun. Tavuk alacağını peşin şey demedik işte diyemedim. Ey abim çok ağır. Çekici diye kapandandın. Ben diye tavuk alacaktım civcivini yağdınız diye bana. Ya tavuğu salıp ödün ama yavrum. Adamın kendisi
Arap duruyor komşulu alayken seyir diye bakıyor diye. Sarımsağı şeydi geldim ben. Onu alacağız da ben şey, ben parasını alıp da tavuk alacağım bunun yerine. Bunda da iyi. Salih, ya ilk bahara kadar bunda da koçuz. Sen bunları böyle ölmez de canları sağ kalırsa neyle tavuk oluyor bak bir kere değil mi ona? Ya olmaz, iyi olmaz. Kırmızı kırmızı tavuklu. Bana şunları vereyim mi? Bağlayayım ben onları, karıştırmam. Dur şurayı şöyle. Kalk şuraya vereyim. Şuraya şöyle. Yuvama değil, bu yerine karıştırma diye. Sen şimdi ortalığı karıştırıyorsun diye bek. Ya da bağlı orayı. Al orayı, bağlı. Al Salih. Sen bağlıyorsun Salih. Anam bağlıyor, dur versin. Toprağa baksa la. İşlerle duruyor da ayağa. Toprakla düşmedin ya. Yağar ya, bir damlasını dararsın. Öyle. İnşallah bir yağmur yağardı. Pancarla niye sulamıyor? Millet su bekliyor. Hep yandı pancarla ya. Pancarları sulayamadık. Sulayamadık ya. Al pancarı da abi. Kuyudan neyi sulayalım kardeşim? Ne güzel. Ya paralı sudan neyi sularım ben kuyudan neyi? Ne diyeyim? Beklemen anı. Neredeyse pancar var mı? Çıkarayken kanalda akıyordu, sarımsak çıkarayken. Ne diyorsun sen? Bu yıl dedim işi gördük, su akıyor arılarım. Şimdi ne sulalı? Misir sulalı, yonca sulalı, pancar. Ekin yok, sarımsak yok, sulanca. Geçen sene neyleydi? Şak şak gibiydi böyle ocak ocak masanın sakın. Sarımsak yarışmasına götüreyim dedim geçen sene. Hı. Vallahi sarımsak yarışmasına götüreyim. Neyi götürdün lan? Geçen sene. Neyi götürdün? Kuzuyu da götürecektik, yanlış ettik sadece. Bir daha bu sene olur muydu yine? Bu sene yok kardeşim. Motor yarışması. Ya. Motor yarışması olur muydu yine? Şey. Yok, festival yok. Festival yok. Festival işi bitti galiba, öldü. Depremlerden Salih, dünya. Tabii Salih. Abi canım bitti galiba. Festivali düşünüyor. Millet ağlıyor. Ha ben de festival düşüneyim ya. Ben de boş konuşuyorum ya. Bol bol orada para harcama. Öyle. Odunla geride kaldık. Doğum cumartesi uşakla da okula gitmeyeli ya buranı. Tatil kimse yok basa. Şimdi cıvıl cıvıl oluyor sokak şeyle. Sesle yok mu? Ya benim öyle. Doğum yok. Doğum tatil onlar. Çay demler miyiz diye. Gelin demlerim dedim. Attım şu semaverin altında şey kaynadı. Tamam o sıcak ya. İçelim bir hemen. Bizim de kolumuzu yıkayalım da. Salih müsaade bağla diye şey, yerine koy var mı? Yine gel. Nerede lan? Mağazı diye bunu. Dört. Hemen peşimize takılıyorum. Gelin yıkayın da. Şimdi ben bağlayayım da geleyim. Bu bizi rahat bırakmaz. Çayımızı içelim. Çay içtirmek abi. Bu çay içtirmek. Ayıp verme dur sen. Abi bu içtirmek. Bir de konfet ver. Ne diyor? Ne diye gidiyorsun? Dur ya. Ne diyor ki Salih bu sana? Ne diyor onu Salih? Ne oldu? Dağdan gelmedi. Kayışını yine değiştirmiş mi bakıyorsun? Hadi ya. Ah değiştirmedim. Hadi ya. Diğerdi neymiş Salih? Sak diye verin dur be ya. Dur lan. Ağlayın da gelin şunu ya ben boğulmuyor bu ekmek yutmaz. Yerine koyma bağlamadır. Ne var kızım? Hadi akan yine yapıyor kutusun. Hadi akan yine yapıyor kutusun hadi. Dün daha Kastamonu'da markete girdiydim hani. Oradan bir yaşlı abla tuş dedi. Fatih Davulcu Kastamonu'ya hoş geldin. Uşak.
Hoş bulduk abla. Uşak. Uşak. Marketteki çocuk dedi. Abla sen nereden tanıyorsun diye. Ya onu dedi herkes tanıyor dedi. Ben tanımıyorum diye. Marketteki uşak dedi mi? İzlemedik böyle. Allah selam olsun hepsine. Hele aldı gidiyor basa. Ya et beni itay gidiyor böyle. Rahat bizi bırakmıyor ha. Bekleyin. Bildiğin bu uşak basa Fatih. Konuşuyor ya Salih'le ya. Sıradık mı? Ha sıradım. Bunları sıraya verip Salih'in sıradıkları basa o da bir yere yığılmış. Böyle işte oturunca hepimiz otursak hayvanlar. Tabii. Sarımsak sıraması 300. Kundelik mi? Hmm. İyi gör gide sırala ya. En azından tarla gibi şey değil. Tarlada yanıyorduk güneşin altında. Kilesin oraya fırının yanına konacağım. Hadi gidiyor yani. Hmm. Fırını da yakacağım orada. Bir de yapacağım ne? Dur bakalım. Dur bakalım sarımsak sıvama kadınlar. Sıradayız şimdi. Söz verdikleri yerlere gitsinler bana da gelecekler. Tatlıdık Tarık Boğazı'na. Ay anet. Geliyor öksürük bir yerden ya. Boranşık, o Boranşık yeniden mi geldi bana ben bilmiyorum ya. Ilgaz'da bir kere olduydum. Soğuk su mu içiyorsun? Ondan oluyor ya. Soğuk kola içme. Soğuk kola. Soğuk su ne bulursak içiyoruz. Sıcakta hasta ediyorum. Ben hiç soğuk içmem. Hep soğuk içmem. Rahmetlik babam da derdi oğlum. Ebedi buzdolabından su içmen derdi. İçmen derdi. Ama buzdolabından su içmek iyi gelmiyor. Yani bazen karıştırıyorsun. Ne yani? Bağlıyorken büyük pazara, oluyor. Pazara götürdüm de o zaman. Adam bana dedi bu sarımsağı dedi. Kafam dalıyor gidiyor. Kılıfını ayıramamışlar dedi ana ya. Okuyan yağlıyor oğlum neydi? Büyüğünü bütçünü katmayacağım diyor karışıyor. Evet. Telefonu olmayınca da çok zor. Böyle ekmek gibi alışmışım bir insan. Ya sen de konuşma. Canı sıkılıyor var abi. Arayalı. Ne diyorsun? Arayalı. Telefonun ekranında kimse görünmüyor. Lan ne edeyim dedim evet, yarabbim. Evet ararım. Zıplaktan düşersin. Nereye gidiyorsun? Oğlanı gezdime düşürürsün. Geçen gün arı soktu da neyle bağırdı? Kuyu kavuşturdu. Ay ya. Yakup götürür ben diğer gelirse yapmasın. Gelir. Böyle sıvı yapıyor arkadaşlar bir tek bir tek. Bunları toprağını döküyoruz bak. Ben topraklarını döküyorum. Sen döküyor. Hayvana gitmesin, bana böyle yapmasın biz epey bir şey yaparız. Tabii dünyayı sorarız değil mi? Tabii. Nece de bağırıyorlar. Hayvana gitmesin onunla da bağırıyorlar içeride. Yaz günü salmazsan hayvan olmaz. Şimdi dışarıda bir işimiz yok da. Evet. Şu pancara bir su gelse de sulasak. Kokmuyor da sabır. Çok yiyince de uykumu kaçırıyor benim sarımsak. Dün sıcakta cacık yaptım. Biraz fazla doğradım biçime. Oh rahat uyuyacağım yiyince. Ya git oğlum. Zali. Kaşığı bağlamaya git.
Dün sabah erkenden videoyu çektik arkadaşlar. Sabahın nasibi. Sabah erkenden işine başlayacaksın ki sabah namazıyla nasibin gelirmiş. Eğer kalkmazsan saçılmış nasibin hani. Yoruluyorsun kalkamıyorsun. Ondan sonra kalkayım. Ondan sonra nasibini arayacağım diye uğraşmışım böyle. Ekmeğini. Aynen öyle. Sabahın seher vakti melekler rızık dağıtmış. Yani işin de gücün de Allah kolaylık verir tabii ki. Kapacağım. Heh. Kapamıyorum. Geç yatıyor. Dün gece kaçta yattı? Yani. Gelecek. Rıfat'a soracaksın sen yorulmuyor mu diyeceksin. Canı gençek mübarek. Deminden bağırıyorlardı bana. Aşağıdan. Muhterem baba diye, o seni uyuttu mu? Sen de onu uyuttun mu diye. Gel. Gelmişmişler. Gelmiş. Yatağına çık Fatih. Bak lan su at kalasın aşağı diye. Yatağına çık defil. Uyumuyor adam, gece oturuyor. Ne gece? Uyumuyorlar, bizimkiler hep aynı. Koyum içinde. Telefona bakayım bir kere. Anam telefona diyorum, kameraya bakalım arkadaşlar. Sıcaktan kızar kapanı. Evet bu şekilde işte. Başında durdum mu? Bak ben sıvadım. Anam Salih de şuraya sıvadı mesela. Hepsini sınıf sınıf. Şimdi anam burada ayırıyor bak. Mesela şu irisi. Ondan sonra şunlar. İşte ufağın canlısı. Zaten 3 boy ayırıyor. Öyle öyle ufak sarımsak. Şimdi bak küçük. En sağlamda bunda duruyormuş arkadaşlar. Yani hiç solmuyor ya. Ondan keri. Şöyle işte. Bunun biraz eşiyor bak da Allah'ım. Yapma yani Allah'ım. Şu ortanın biraz irisi. Canlısı. Ondan sonra. Güneşin altında şekilde. Çalışanma var. Allah herkese kolaylık versin. Geçen sene daha çamaşır suyuna yıkamış gibiydi. Sana baksana yağmurdan hafif sarartı var. Kolay değil arkadaşlar. Ana şunun sapını bir daha bağlayalım. İşte tarladan eve gelene kadar biliyorsunuz. İşte bunlardan biz tohum bırakıp sonra kışın dişleyip dişlettirip bazen makinede bazen bazen elimizde bazen tabii ki her yerinin onları doyuralım. Sarımsağı ayrı yani. Bir de boştan ekelim. Anam bir şey diye. Neyse şu çaylarımızı içelim hadi. Bataryayı tekrardan değiştirdik. Şimdi sıra çaylarda arkadaşlar. Şöyle görmeye koyalım da. Ne taraftan? Güzel. Bekle mi? Akşam senin baban yemek yapmış. Ha ya, kanı yarık yapmış. Sevim abla arkadaşlar, Sancaktepe'den. Bizim Sevim ablamız. Sevim ablamı. Zeynel annemiz. Rahmetli. Bizim tam babamın anasının sülalesi. Hadi evet. Şey değil, hem amcamın gelini. Hem sülale. Yani el yok. Akraba. Neydi? İki kaşık mıydı ne?
Hadi çay içelim. Ben yıkadın mı ellerini sen? Yıkadın. Kadıkı olan elini yüzü yıkadın mı yıkadım? Ben yine bağlamaya başladım. Siz işiniz. Yaman akı bir su dedim. Uygulayın. Sıcaktan yanıyor, boğalıyor. Ağaçların dibine gitsin, orayı da sarımsağı patlıyor. Temizlemesi var her yere. Ne yani? Ya oraya, oraya yayıyor. Her yere de yayınınca da bunu... Sen de oraya yayıyor ya. Çayın devriyor oğlum. Ana bu çay çok sert oluyor ya. Al da bu çay. Salim kofretinden bir şey yiyelim. Börekleri gidin mi? Hı? Gidin mi? Ne bileyim. Hı. Araban olacak Fatih. İkimiz oturacağız burada. Hayvan yığacağım. Yığacağız. İzmir'e kadar gideceksin. İstanbul'dan İzmir'e geçeceksin. Daha da dağda geleceksin. İyi ya. Ben geldim kapına. Yapamıyorum. TRT1'de bizimki dizindeki Halil Pazarlama vardı. O gibi yığacağım. Allah'a isterdim. Herkesin kapısına kadar. Bakın işte beğendiniz mi? Ben geldim. Yapamıyorum işte. Bunlar da arabaya buradan güneş gelmeden şimdi de bağlayıp bunlar mağazaya yığmıyorlar. Bazıları şöyle asıyorlar şeye. Yok canım bu kurumuş zaten Fatih. Sen bu kurumuş zaten bunu nereye sarsın? Hı? Kurumuş mu sarıcam? Bana mı kahvet mi lan sen? Sen yemiyorsun şimdi Fatih. Öyle. Deminden kahvaltı yaptık ya hiç. Canım istemiyor. Kapret lan. Kapret. Sen benim yerim sen. Atma, atma, atma. İyi mi, iyi mi onu? Alayım sadece, şimdi de alayım. Yandım. Şunu da şimdi, şunları ayrı şöyle bağlayayım. Bak bak. Bir çay 810 lira ya. Evet. 810 lira bir çay. Ne 10 milyon ya? Vallahi bir çay 10 milyon. Ne? Hemen ya 810 milyon. Bardakları böyle mi büyük mü? Az bir şey büyük bunlar. Ben içmem abi. Telefon bozuldu onu bekliyordum. Çok içmem geç 10 milyon. İçmem abi ne içeceksin canım sen? O zaman ver bu sırtına tak çantanın içine koy. Öyle bir yere gidecek Fatih. Zor ya. Çayın koyacağım termosuna. Bardağın şekerini. Ya 5-10 milyon önce 5-10 kadar önce. Geri içen içemez yani ben bilmiyorum. Aşamada her şey can alsın diye bir yere gidince. Tabii. Ağzına kaçıp iyi. Ağzına sırtına atacaksın çantanı. Dün maya bak. Dün 30-60 yol parası gidiş gibi. Mesela 100 TL 160. Hiç yoktan yere 200 kağıt mesela. 200 kağıdın olmayınca cebinde bir pazara binip gidemiyorsun yani. 35 mi olmuş? Dolmuş. Ha, 35 kastım. Giriş geliş 70. Neyse.
uzak yerlerden gidenle gelenle Allah kolaylık versin. Tabii öğrencile mesela. Arabası kendisi. Senede bir kere tatile gidiyene kolay değil. Evet. Her şeyi düşünecek. Kuvvetlerde o paralar kolayla kazanmıyor. Ya. Lastikleri bastı. O telefonun lastikleri, la telefonun ekranını şey ettiler tali. Ya var ben nereye gittim ya? Ne bitti şu? Hepsini toplamış telefon lastikleri. 5 lastik bu. Benim telefon nerede? Yine karışı bir yere. Ana bize telefonları attın mı bak? Koynundan şöyle bir... Mesela? Asayım da durdurayım belki. Başka çare yok. 5 lastik oldu. Koydu bu ya. Telefon kırılmaması için ona büyük kap almalı. Benim başka türlü yapamayacağım. Başka türlü olmayacak. Köyde kırılmasın deyince. Yani çifti 1000 liraya mı sürdün Fatih? Yok ana zaten çatladı ekranı. Yani ben gidiyorum gayrı diyordu. Berat aradım ama duymadı. Kurandala demek ki. Geldi vallahi dün çarşıya. Ya geldim çarşıya geldim duysa ben o durar mı kız o? Emmim gelmiş değil. Şahit olmuş ama ha. Vallahi tam o Hacan'ın sevdiği çaydanını. O biraz sert seviyor. Bunu kırlar da. Ya gel yakında arkadaşlar. Alalım. Tepesinden 2-3 odun attı olmadı. Kadronik olmuş. Ya bak. Kadronik olmuş. Bir bölgenin altında. Ha. Kadronik olmuş. Ya bir tek ağaç değil mi ne? Ne kadar faydası var? Kadronik olmuş. İşte biliyorum bir sadaka da böyleymiş Fatih. Evet. Güneşin altında böyle. Hadi. Seni. Hadi. Ne verirsin ondan? Yavrudu. Koruyacak diyorlar. Hadi. Allah cimrilerden uzak etsin. Yavrudu benim. Ne oldu Salih? Çayı mı döktük? Salih'in çayı devrilmiş. Şöyle yakınlaşalım. Nereye kayın? Sen sakladın mı yoksa zaten? Onları şimdi arabaya yoruz, bazı bir şey bakırız. Ya oraya değil, şuraya ya, orada ya bir şey. Suları tedbirli kullanalım arkadaşlar. Çevremizi temiz tutalım. Ağaçlara saygı duyalım. Devret, hep durduracaksın tabi. Anladın mı? Bir tek ağaç gölgesi bulunmuyor bak. Tüm sabah hep suladım o yankileri. Bir tek hayvala kaldı sulanacak. Yani o iki hayvayı da sen sulay be oğlum. Buraya ne sulayın? Yani oraya buraya aldım. Tortum uzat. Yetişemedim yani. Hepsini şey sen bunda kalıyor. Kerimlikte sulama. Hepsi seher vaktinin arkadaşlar. O ağaçlar. Dünyada Allah'ın yarattıkları hayvanlar hepsi seher vaktinden Allah'a zikrederlermiş. O yaprakla böyle sallandıkça. Ben bağla ne bağla? Tamam ben bağlarım Salih. Ben gelirim ben. Ne Salih? Çay doldurayım mı? Arkadaşlar ben artık yavaş yavaş sizlere veda ediyorum. Bugünlük bu sabahlık bizden bu kadar. İşte başında durunca bu şekilde oluyor. Şimdi birazdan hayvanla bizi bekliyor. O yüzden zaman buldukça bu şekilde halledeceğiz işlerimizi. Yorumlarınız için de öyle. Yorumlarınız için de ayrıyetten hepinize canı gönülden teşekkür ederim. Salih, herkes sana civcivlerin hayırlı olsun diye yazmışlar bak. Hepsine teşekkür ediyoruz canı gönülden. Muazzez ablayı görmesek merak ediyoruz yalanı. Birkaç ama videoda anam yoktu. Ya o bir kere de benim alnıma geldi de ne dili yazdı bu yüzü. Kübra'nın anası ya. Tam bağlayacağın zaman kafasını yukarı kaldırıveriyor. Ya oldu işte dalgınım kafam dalgın işte onu duyan kendime. Sağ olsun Allah bir kere razı olsun. Ben de bir şey yapamıyorum işte. Gelince şurada kapının önünde. Gücümün yettiği kadar bir şeyle yapmaya çalışıyorum. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi görüşmek dileğiyle. Olsun buradan. Ben de onların ellerinden öpüyorum.
Allah'a emanet olun. Tamam. Arkadaşlar tam videomuza veda ederken küçük misafirlerimiz geldi. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk abi. Geçen sene tabii ki daha kalabalık oluyordu. Bugün tatil olduğu için. Bunda camiye gelmiş. Evet. Pazartesi kalabalık oldu. Eren sen de ezan okuyorsun maşallah. Evet. Sen de okuyor musun Eren? Çocukken biz de okuduk böyleyken alıştırdık işte. Ben şimdi ağaç yaşken eğil arkadaşlar. Hayır. Aferin çocuklar. Maşallah. Alışın okuyun oğlum. Çabuk küçükten eğilir. Tabii. Eğilmezse abdest almayı, büyüyünce... namaz kılmayı, her şeyi ağaç küçükten... Ağaç yaşken eğilir değil miydi o ya? Evet. Büyüyünce öğrenmesen... canlı kapısı bilmesin sonra. Soru soruyorlar. Sokakta da mikrofonla takıyan insan üzülüyor yani toplum olarak. Niye böyle oluyor diye. Biz küçükken derdi babam gelip eti senin kemiği bizim derlerdi. Yani. Eski hocalar çok. Öğretmenlerimiz öyle. O kadar saygı duyulurdu ki arkadaşlar. Yani köydeki bir öğretmenimiz, imamımız. Aklını çıkardı. Bizim annemiz şöyle babamız bak, gibi böyle yani. Şöyle tutun derlerdi elimizi. Evet. Şuraya şöyle. Şimdi öyle ama bir şey yok. Gerçekten de öyle yani. Disiplin evet. Olmadıktan sonra hiçbir şey olmaz. Eskiden arkadaşlar köyümüzde 3-4 tane hafız çıkmış. Bir tanesi de benim halam. Ya. Harun amcası rahmetli oldu. Halime'yi biliyor musun? Biliyorum biliyorum. Onlar, onun Kur'an kursunda çıktı da hafız. Taşköprü'de. Çok burada öyle, eski. Çıktı, ya. Güzel hani, bir şey. Uzakız ya. Yakın çay Lipton mu? Çay ne? Çay ne? Beğendin mi? Yaprak çay. Karışık. Tadı değişikmiş de biraz. Ben evet. Güzel oluyor öyle mis gibi. Anne sen şundan alayım bir yandan. Gelmedin mi Tati? Yok yavrum yok çayınızı içiyorsun. Sen hiç Berat iç. Ya Berat'ın adı bu. Berat İyileş... adam oldu galiba büyüdü. İyileşti maşallah. İyisin gay Berat. Bir ara hastalandı çocuk. Ya. Can taşıyan insan. Biz niye adaşız ki? He? Adaşız biz. Benimki Berat Eren, bununki Berat. Senin adın da Eren Bülbül. Rahmetlik Eren Bülbül. Berat Eren. Ya öyle mi? Evet. İki adın mı var Eren? Benim Berat Eren var. Bunun adaşım. Bunun kardeşim. Ya şey diye de ya. Kardeş. Hani sana devamlı Eren dedikleri için valla ben... Eren Bülbül. Benim çoğunlukla Eren adını kullanıyorlar zaten. Tek at. Berat Eren nerede? Biz Berat'a bir tek at kaldık. Icardi. Netti Galatasaray Icardi'yi aldı. Daha geldi. Ya. Sen hangi takımısın Berat? Aferin. Fenerbahçe. Hele. İyi. Herkesin kendi şahsi bileceği. Adana Demirspor kırmızı kartı nasıl yediyor ama. Amel yengili helal olsun da. Vallahi Adana Yava'ya helal olsun Adana Demirspor'a takdir ettim. Kaç kaç bitti? Ben maçı tam izleyemedim. 2-1 yengile. En son 1-0 yeniyor. Avrupa'ya gidiyorlar şimdi elemelere. Biz de Berat'ı yeniden sporuna şey edeceğiz. Abi o nerede şey diye? Bob. Onu da göndereceğiz yere. Ondan sonra gidiyorlar. Nereye? Ya bir sene Kutahya'ya gittiler, bir sene Antalya'ya gittiler. Aile. Öyle gidiyorlar. Açışın yok spordan. Açık boks mu? Kafes dövüşü mü? Kickboks herhalde. He o zaman şey. Anladım. Trabzon'dan iyidir abi. Birisi var bir kız var. Sürekli dünya şampiyonu oluyor ya. Helal olsun. Trabzon'dan evet. Maşallah. Valla dünya şampiyonu oluyor hep. Maşallah. Dünya şampiyonu Kastamonu'da. Trabzon'dan da var. Var mı? Var. Maşallah. Yetiştirene de... Çalışana da yani. Bizim aşağıda spor salonunda bir abi var. Hamze Eren Göksu diye. Hı? Hamze Eren Göksu diye. Hamze o. Hı? O dünya birinci. Onun Balkanlar turunda var birinciliği var. Var var var. Benim arkadaşımın oğlundur ha. Ne? Arkadaşımın oğlu var benim. Hı? O da bayağı bir kupa. Madalya aldı yani.
O abi Balkanlar cilgisi. Helal olsun. Oğlum çalışana ne mutlu. Çalışacağım yani, emek vereceğim. Her şey emek. Tabii vereceğim. Ana şunu şöyle bağla. Tamam. Ya çalışmayınca olmuyor. Şurada bile bakmasan bu da olmuyor. Siz işte gençliğinizi boşa gidertmeyin. Öyle. Okuyun. Derslerinize çalışın. Fatih abi sen el arabasını buraya götürüp şey yapsana. Şey yok, onlar başka yere yiyeceksin Eren. Güneşte kalmasın diye. Oğlum. Güneşte zaten tarlada kurudular. Hayranım onları ben alalım diye. Tıkır tıkır. Evet, sarımsaklarımız azaldı arkadaşlar. Ne kadar kaldı? Kendinize iyi bakın. Yok yok, var daha tabii, yeni başladık daha Eren. Eren Bülbül, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Hepsini. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.